Herkese merhaba. Bu videoda size DJI'ın Tello drone'unu için hazırlamış olduğum projeden bahsedeceğim. Bu projeden bahsederken de aslında demosunu Edelkron Office Tour'u olarak yapacağım. Yani ofisin çeşitli köşelerine götüreceğim ve böyle bir video olacak. Hem Edelkron Office Tour'u hem de hazırlamış olduğum bu uygulamanın bir demosu tadında olacak. Proje tamamen open source, GitHub üzerinde. Açıklamalarda ilgili linkleri bırakacağım. Yani tüm detaylarına erişebilirsiniz bu projenin. Aynı zamanda hani drone'la ya da işte yazılımsal detaylarıyla alakalı merak ettiğiniz ne varsa hem GitHub üzerinden hem YouTube yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Temelde şöyle minicik bir drone ve yaklaşık 13 dakika havada kalıyor. Wi-Fi ile bu cihaza bağlanıyorum bilgisayarımdan. Sonrasında çalışmaya başlıyorum. Ofiste gezerken bir de şöyle bir Wi-Fi repeater kullanacağım ki kendi içindeki hani sinyali düşük, bununla birlikte güçlendireceğiz ve en dip odaya kadar yollamaya çalışacağım. Hani değişik ve eğlenceli bir video olacak. Yani bilmiyorum, en azından benim için öyle. Hem projeyi geliştirirken daha önce hiç eğlenmediğim kadar eğlendim. Hem de yani bu videoyu çekmeye başlamak için inanılmaz heyecanlıydım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi projemize başlayabiliriz. Dışarıdaki kullanımlar için, yani her zaman ofiste ya da evin içinde olmayabilirsiniz. Şöyle bir powerbank'im var ve bu Wi-Fi repeater'ını buna bağlıyorum. Şöyle bağladık. Şu şekilde bir Mac app var. Windows ya da Linux'a da bu app'i çıkartmak mümkün. Bunu mümkün kılan aslında Electron'un kendisi oluyor. Electron da içinde temelde Chromium çalıştırıyor. Ve aslında siz bu uygulamayı indirdiğinizde hani yazdığınız koddan fazla bir dosya boyutu oluyor. Bu da içerisinde bir tarayıcının olmasından kaynaklanıyor. Aynı bir web sitesi yaparmış gibi uygulama geliştirebiliyorsunuz. Drone'umuzu açıyoruz. Işığı yanıp sönmeye başladı. İyice bastıralım. Şimdi Wi-Fi'ye geliyoruz. Burada Tello geldiği zaman Denomac Tello Plus'a, yani repeater'a bağlanıp drone'u ayağa kaldıracağız. Evet, geldi. Şimdi Denomac Tello Plus'a bağlandık. Evet, şu anda bağlandı. Uygulamanın içerisinde şu şekilde How to Connect diye bir kısım var. Video stream başlatmak istiyorsanız Electron app'i içerisinden çıkmanız gerekiyor. Bunun için Chrome'a ihtiyacınız var ve Chrome'da VXG Media Player eklentisini kurmanız lazım. Bunun sebebi de aslında siz burada video stream on dediğiniz zaman UDP üzerinden bir port açıyor ve bütün video akışını buradan size sağlıyor. Bunun çok çeşitli yolları var ama en kolay ve en performanslısını şu an için bu eklenti olduğunu düşündüğüm için bu eklentiyle projeyi çalıştırıyoruz. Aslında arka planda, yani uygulamayı açtığınız zaman arka planda Localhost'ta iki port daha açıyorum. Birinde video stream, birinde bu görmüş olduğunuz uygulama web projesi olarak ayağa kalkıyor. Aynı zamanda proje açık olduğu için de backend'de Node.js çalışmaya devam ediyor. Video stream istiyorsanız bu eklentiyi kurmanız lazım. Çünkü Shift'e bastığınız zaman Chrome'a gideceksiniz ve Chrome üzerinden bunu yöneteceksiniz. Dediğim gibi bunun daha çeşitli yolları var Electron içinde bu video streamini açmak için. Önümüzdeki zamanlarda yine bununla uğraşıyor olacağım ve bunun içine almaya çalışıyor olacağım. Ama proje open source olduğu için eğer varsa bir bilgi birikiminiz, bildiğiniz bir şeyler, siz de katkı yapabilirsiniz. Şimdi drone açık, connect diyorum. Connect dediğimde de aslında temel olarak uygulamayı kapatıp açıyor. Çünkü bir takım işte soketler, portlar vesaire oluşacağı için drone'un Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Şu anda yeşil ışık yandı. Yani aslında şimdi enter'a basıp kaldırabiliriz. Shift ile video stream kısmına geçtim. Ve şu anda video stream'i geldi. İşte gördüğünüz gibi Localhost 2020'de stream on deyip çalışıyor. Şöyle bakalım. Evet, yani işte video stream'i de gayet iyi durumda. Stream on demezseniz işte bu denomac.com/dronekeyboard sayfasındaki sayfa da aslında bu app. Dolayısıyla stream on demezseniz burayı görürsünüz. Localhost 2021'de de aslında bu video player çalışıyor. iFrame ile projenin içerisine çekmiş durumdayım. İlk başta biraz bir hızlanıyor, sonra bana yetişiyor. Şimdi şu sayfayı da büyütelim. Video stream'imiz gelsin ve drone'u kaldırıp ofiste gezmeye başlayalım ve başlıyorum. Şimdi burada birazcık fazla ses olacak. Dolayısıyla içeriye hemen yollayacağım. Şu an zaten mutfaktayız. Şöyle kendine doğru bakalım. Az ışıkta birazcık bazen sapıtabiliyor ama işte klavye kullanıldığı için ve drone'a komut yollamayı hiç boş bırakmadığımız için
gayet stabil durabiliyor. İçeriye gittiğimiz zaman zaten daha net anlaşılacak. Şimdi ofis turuna başlayabiliriz. Burası mutfak. Şurada şöyle bir ekstra oturma alanı var. Hatta öyle gidelim. Bu arada işte hızını ayarlayabiliyorsunuz drone'un. Şöyle burada bir dinlenme köşesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şarjı bitmeden bir iki takla atmak istiyorum ama o zaman önce içeri gidelim. Burada işte gördüğünüz gibi videoyu çektiğim kısım ve mutfak burası oluyor. Ama dediğim gibi drone sesi olduğu için burada birazcık sesimi çok alamıyor olabilirsiniz. Burada böyle bir girişimiz var. Şurada hemen daha çarpmadan bitirebilirsem çok iyi olur. Burada böyle işte müzikle ilgilenen arkadaşlar için ufak bir stüdyomuz var. Şurada bir toplantı masamız var. Genel olarak giriş böyle. Burası mutfak. Şurada bir balkonumuz var benim olduğum tarafta. Şimdi içeri doğru gidelim. Şimdi arkada da bir kamera setup'ı kurduğum için onun önünde bir bağlantı da tabii ki kopmazsa bir iki takla atmayı planlıyorum. Onu da aynı zamanda kaydederim. Burası bu şekilde bir aslında işte 3D printerların olduğu ve işte mekanik tasarımla ilgili birçok alet edevatın bulunduğu diyeyim. Böyle bir alanımız var. Aynı zamanda işte elektronikle ilgili bir köşemiz var. Masa tenisimiz var ama işte bayağıdır oynamıyoruz. Çünkü işte PlayStation ve VR var. Sonra şöyle gidelim. Şöyle büyük bir ekranımız var. Burada işte bir bizim projemiz olan Decade Planner burada asılı durumda. Türkiye'ye satışı yok maalesef şu an için. Ama yine bunun da merak edenler için linkini eklerim. Bu arada masaların hepsi tekerlekli. Yani ve biz her pazartesi bizim bir asistan Adil'imiz var. O bize yerlerimizi söylüyor ve biz o yerlere masamızı geçiriyoruz. Bütün bir numaralandırma söz konusu. Hatta onu da şöyle göstereyim. Biraz aşağı inelim. Şurada bir masa düzeni var ofis için. Burada belli rakamlar var. Onlara göre biz her pazartesi yerimizde değişiklik yapıyoruz. Bayağı şimdi mutfaktan ta arkaya kadar gittik ve herhangi bir kopma yok. Şuraya bir kamera kurmuştum. Onun önüne gelebilirsek. Ve evet, işte burada. Çok güzel. Şimdi şöyle bir tam olarak ayarlarsak. Bağlantımız biraz yavaş ama olsun. Şimdi şöyle bir sağa takla. Evet. Kendinden geçti tabii. Ya ışık az olmasından kaynaklı sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir sola takla yapalım. Evet. Şimdi biraz daha stabil kaldı. Bir öne bir takla atalım. Evet. Yani hani gayet güzel. Zaten hani bunlar ben sadece bir komut yolluyorum ve o motorları drone'un içerisindeki kendi yazılım bu taklayı atmasını sağlıyor. Bir de R ile geri takla atalım. Tamam. Bunu hızlıca yapmamın sebebi drone'un şarjı %50'nin altına düştüğü zaman takla özellikleri kapanıyor. Yani sonuçta işte takla içinde sağa takla at, sola takla at diye drone'un içerisine komut yolluyoruz. Şu arka oda PlayStation ve VR'ımızın olduğu oda. Burası benim masam oluyor. Şöyle. Evet. Şimdi şu odaya bir girmeye çalışalım. Bakalım düşürmeden başarabilirsek bu işi ne mutlu bize. Ve evet, bağlantı da kopmuyor. Şurada gördüğünüz gibi bir PlayStation var. Ondan sonra oturma yerlerimiz. Burası VR alanımız. Buraya doğru da girelim. Kopmazsa. Evet, kopmadı. Bayağı sesi benden gitti şu anda ve en uç köşedeyim. Kopmaya başlıyor. VR odamız böyle. Şurada gerekli ekipmanlar var. Çok fazla yaklaşmayayım, daha
Kopartıp da drone'u düşürmeyelim. Ya da bir deneyelim. Şöyle. Evet, ekipmanlar bunlar. Gayet keyifli, inanılmaz oyuncaklar. Burası işte böyle biraz daha eğlence. Çok da riske atmak istemiyorum. Normalde daha sert sürüyorum ama şimdi gerek yok. Dediğim gibi işte masaların hepsi tekerlekli ve her pazartesi farklı yere taşıyabiliyoruz. Bu arada bizim şirket DNA'mız da herkese açık durumda. Yani girip okuyabilirsiniz. Nasıl kurallar var, ne yapıyoruz, ne ediyoruz vesaire gibisinden. Onu da linkini açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Şimdi şöyle şurada bir oda daha var. Aslında burada da yine aynı şekilde masalar var. Burası fokus odalarımız. Yani şöyle önü kepenkli. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Şöyle bir kepenk var. Bunu indirip burada fokus şekilde çalışabiliyorsunuz. Burada da böyle bir oda söz konusu. Kendinden geçiyor şu anda. Düşürmeden bu videoyu tamamlarsam çok mutlu olacağım. Şimdi şöyle, evet, kendimizi en dip odaya da attık. Şöyle burada da bir tur atıp ondan sonra geri gelebiliriz. Şöyle kalkıyorum. Biraz daha hızlı. Ha, bir de şöyle mesela bayağı işi abartalım biraz daha. Yani düşmezsek iyidir. Ve düşmedik. Bu VR odasındaydı aslında bu masaj koltuğu. Sonra orada bizi çok engellediği için buraya aldık. Şimdilik herhangi bir yeri yok. Zaten çok fazla da kullanmıyoruz. Yani bu, uygulama bu. Ha, gördüğünüz gibi şarj %50'nin altına düştüğü için artık şey de oldu. Butonlar disable oldu. Takla atmıyor. Şöyle inelim. Bu arada işte hızını arttırabiliyorsunuz. Yani artık video bitti sayılır ve bir hızlı gidebiliriz. Şöyle gelelim hemen. Ya bir de şey, hani kameradan bakmak başka. Yani normal gözle bakarak çok daha iyi şekilde kontrol edebiliyorsunuz aslında. Şimdi şöyle bir hızını arttırıp bir gidelim gelelim. Şu anda yüzde. Bu arada yüksekliğine göre de kendini engelliyor aslında. Çok yüksekte değilse siz ne kadar hız komutunu verin o yine de hızlanmıyor falan gibi. İşte aslında taklalar olsaydı şimdi çok daha acayip olabilirdi. Ah! İyi. Düşürmeden başardık. Yani evet. Genel olarak video bu. Yanıma çok getirmek istemiyorum çünkü çok fazla gürültü yapıyor. Aslında bir batarya değiştirip şurada da bir iki takla atabiliriz gibi geliyor. Şöyle. ESC'ye basalım artık. Bir hızlıca şeyi değiştireyim, bataryayı. Bu kameradan da bir iki taklasına bakalım. Şimdi bataryayı %100'e çektik ve tekrar şu kameranın önünde artık ses de çok iyi olmasa bile bir iki stabilliğini göstermeye çalışalım. Şöyle. Kendinden geçiyor çünkü şurada şu yükseklik mesafesi değişiyor. Burada daha alçak. Buraya geçtiği anda birdenbire artıyor ve o yüzden hesaplayamıyor aslına bakarsanız. Şöyle. Gayet güzel bir geri takla.
Ha bir de şunu göstermek istiyordum. Şöyle, gerçi şöyle geri geri geleyim kameraya. İyi kameradan göstermek istiyorum. Yani şöyle giderken taklayı açıp devam edebiliyor falan. Yani aşırı eğlenceli ya gerçekten. Yani drone kullanmak zaten başlı başına çok eğlenceli de bir de ekstra siz yazdıysanız çok daha acayip oluyor. O takla gözükmedi. Şöyle yapalım. Gayet iyi bence. Yani sabaha kadar sürerim. Şimdi bir şarj da yenilediğimiz için daha bir şey oluyor. Şöyle yapalım. Bir geri takla yapalım. Görüntüde önüne geri takla pek mantıklı olmuyor ama şöyle sağa takla ya da sola takla daha mantıklı görüntü verebiliyor. Yani en azından arayüz açısından. Sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. O yüzden bu arada hızlı da değiliz. Bir hıza alalım. Şimdi daha hızlı hareketler. Yani bir de şey normal kendi uygulamasına göre çok daha iyi. Onun sebebi de klavyede hiç boş bırakmıyorsunuz. Yani komut sürekli komut yollamaya devam ettiğiniz için tuş basılı kaldığı sürece o da yani ekstra daha iyi bir kontrol sağlıyor. Bu arada bu kullandığım VXK Player da yani kendi yani mobil uygulamaya göre bir bilgisayardan bu video streamini alıp gösteriyor olmak çok daha performanslı. Yani neredeyse hiç sekme yok diyebilirim. Ve işte bu kadar yani temelde. Şöyle bir taklada Allah. Evet. Şöyle indirelim artık şuraya. Temelde bütün olay bu. Yaptığı olay bu. Şu drone'umuzu artık kapatalım. Teknik olarak merak ettiğiniz detaylar varsa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.